Selamlar. Bu videoda GT6 fragmanının bütün detaylarını birlikte inceleyeceğiz. YouTube kanalından, bilgisayardan hatta bilgisayar oyunlarından ne kadar uzak olsam da GT6'nın videosunu çekmesem olmazdı. Çünkü şu anda beklentimin olduğu tek oyun fragmanı GT6'ydı. Zaten çoğu kişinin beklentisi de GT6'dır. Çünkü 10 seneden fazla bir zaman oldu ve neredeyse herkes bu oyunu bekliyordu. Oyun oynayan, oynamayan herkes adını duymuştu ve bir şekilde bunu bekliyordu. Aslında fragman salı günü saat 5'te yayınlanacaktı ama YouTube'un bir açığından dolayı neredeyse 16-17 saat daha erken yayınlanmak zorunda kaldı. Fragman sızdırıldığı için rakslarda mecbur paylaşmak zorunda kaldı. Gece yarısı çıktığı için çoğu kişi sabah karşılaşmış olabilir bir fragmanla ama şu anda fragman cidden 12 saatte 60 milyona yakın izlendi ve neredeyse şu an bütün dünyanın tek gündeminde bu var. Ben de hem kendim fragman fragmanı izleyip yorumladım hem de sağdan soldan araştırdım. Fragmanda bilmeniz gereken bütün detayları bugün sizlere anlatacağım. Video doğaçlama video olacak. Ben arkadan fragmanı izleyeceğim bir yandan size görüntülerini göreceksiniz. Fragmanı birlikte yorumlayacağız. Öncelikle fragmanı izlemeden bilmeniz gereken birkaç şeyden bahsedeyim. Ya yani GTA zaten çok büyük bir marka. Rockstar da öyle. Dünyanın en büyük eğlence ürünü böyle bir oyun. Beklenti yüksek olduğu için de fragmandan da herkesin beklentisi yüksek. O yüzden adamlar bunun dozunu öyle bir ayarlamak zorunda ki hem çıktığında o beklentiyi karşılayabilsin hem de fragman genel olarak insanların beklentisi beklentisini karşılayabilsin. Fragmanı şöyle yorumlayacağım bu arada. Eski Rockstar fragmanlarını da izledim. Bütün oyunlarınkini izledim. Ve fragmanda ne gösterdilerse genelde onlar olmuş. Yani hiçbir fragmanda abartıya da olmayacak şeyleri göstermemişler. Rockstar fragmanlarını sinematik yapmıyor. Yani CGI falan da kullanmıyor genelde. O yüzden şu an izleyeceğimiz görüntülerin çoğu oyunda olacak büyük ihtimal. Yani ben öyle bekliyorum açıkçası. Yani en azından ben öyle bekliyorum. Oyunun çıkış tarihi 2025 diye duyuruldu ama birazdan fragman içerisinde bir detay var. Orada tam tarih gözüküyor. Tekrardan dediğim gibi doğaçlama olduğu için videonun akışında sorun olabilir. Neyse çok fazla uzatmadan İzlemeye başlayalım son olarak oyun konsollara çıkacak ilk önce bu sonradan fragmandan sonra bir duyuru tarzı bir şeyle yayınlandı ama daha ne kadar kesindir belli değil çünkü çıkmasına çok fazla var o yüzden ama şu an ilk bilgilere göre sadece konsollara çıkacak tabi sonra bilgisayara da gelecek ama ilk önce konsollara geliyor neyse artık fragmanı izlemeye başlayalım. Direkt ilk sahnede oyunu durduruyorum. Burada bilmeniz gereken bir şey varsa hemen hızlıca aktarayım. Çok bir şey yok burada bu arada. Arka tarafta bir hapishane var. O hapishane birazdan göreceğiniz oyunun ana karakteri Lucia'nın kaldığı hapishane. Onun dışında burada trafikte gördüğümüz arabanın çoğu zaten GTA 5'te de varlar. Arkada da bir şehir gözüküyor. O şehir de zaten az buz. Tahmin edebiliyorsunuz. Orası Vice City. Şunu da söyleyeyim. Oyun Florida eyaletinin Miami şehrinde geçtiği için Florida oyuna Leonida diye çevirmişler. Telaffuzunu çok farklı yapanlar var. Leonida yapan var. Leonida yapan var. Leonida diye yazılıyor. İşte siz nasıl okursanız. Florida'nın karşılığı bu Miami'nin karşılığı da zaten Waistti. İzlemeye devam edelim. Hapishaneye görür şu anda. İçeride gördüğümüz karakter Lucia oyundaki ilk kadın karakter. GTA oyunlarında karşılaştığımız ilk kadın karakter. Ve iki ana karakterden de biri. Burada kadın bizim ana karaktere neden buradasın tarzı bir şeyler soruyor. Direkt diğer sahne geçme önce şunu söyleyeyim. Bu karakterler Bonnie and Clyde tarzında. Yani ana karakterlerimiz aslında bir çift. Ama ikisi de kanun kaçağı bir çift. Yani ikisi de suçlu. GTA oyunlarında ilk kez bir kadın karakter görüyoruz. Bakalım nasıl olacak. O da herkes için değişik bir tecrübe olacak. Ama kısacası bu ilk karakter ilham kaynağı Bonnie and Clyde. İzlemeye devam edelim. Burada ilk sahne direkt bir yat görürüz ve deniz mekaniklerinin, su mekaniklerinin ne kadar güzel olduğu buradan zaten direkt belli oluyor. Ve yani benim direkt dikkatimi Sea of Thieves'den sonra köpek balığı çekti. Yine oyunda köpek balıkları var. Zaten bu Vice oyununda da oyundaki gazetelerde falan yazıyordu denize köpek balıkları olduğu. Aynı zamanda zaten görebiliyorduk köpek balıklarını ama oyunda yüzme yoktu. Bu oyunda yüzme %90 olur hatta %100 olur bence. O yüzden köpek balıkları önemli bir detay bence. O yüzden köpek balıkları önemli bir detay. Solda da Yunus var galiba. Onları Yunus'a benzettim ama tam emin değilim. Burada bize su mekaniklerini göstermişler üzerinden. Az yerlediğimizde zaten artık artık Vice'li görüntüsü bizi karşılıyor. Uçan helikopter bizim GTA 5'ten de bildiğimiz Maverick. Arkadaki de Dodo. Bu sahne önemli arkadaşlar çünkü arkadaki Dodo'nun yani sağ üstte uçan uçağın arkasında yazan yazıda oyunun çıkış tarihi yazıyor. 99 yazıyor. Yani bu da 19.09 oluyor. 19.09.2025 şu anlık çıkış tarihi oyunun. Büyük ihtimal yani şu an fragmanda gördüğümüz kadarıyla öyle. Zaten şu an gördüğümüz görüntü GTA Vice'deki görüntüye de çok benzer. Neresi olduğunu herkes az çok anlamıştır. İzlemeye devam edelim. Diğer sahnede bir hovercraft var. Bu da oyunda büyük bataklıkların olacağını gösteriyor. Oyunda %90 bataklıklar da olacak. Zaten Miami bataklıklarıyla meşhur. Doğal bir alan olduğunda burada bize gösteriyorlar. İzlemeye devam edelim. Buradan sonra flamingoları görüyoruz. Bu da bir doğal yaşamın belirtisi ki arkaya doğru orman çok fazla uzanıyor bu arada. O benim ilgimi çekti. Ne yani küçük bir alan değil ya da şehrin gözüktüğü bir yerde değil. Büyük mal harita bayağı büyük olacak. Timsat da var aynı zamanda. Bu sahnede de plajın ne kadar kalabalık olduğu herkesin dikkatini çekmiştir. Bu kadar fazla NPC'nin olduğu bir oyun bilgisayarları nasıl kastırmayacak? O da ayrı bir soru. Ama cidden oyun çok kalabalık arkadaşlar. Her herkes zaten ona dikkat etmiş. Oyun aşırı kalabalık. Helikopterler var yine. Bir tanesi Sea Sparrow. Denize inebilen bir helikopter. GTA 5'te de vardı. Eski oyunlarda da vardı aynı zamanda. Onun dışında soldaki de Super Volito muydu? Öyle bir şeydi galiba. Onun tam adına emin değilim. Ama o da GTA 5'te vardı. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Burada arkada bir pickup görüyoruz. O denize bir şey indirmiş arkasındaki trailer'dan. Ya bot indirmiş ya da büyük bir indirmiş. Yani oyunda böyle etkileşimler de var. Ve karakter animasyonları da çok kusursuz. Tabi bu fragman olduğu için normal de. Yine de Rockstar fragmanı ne gösteriyorsa onu yapıyor dediğimiz için büyük ihtimal oyunda da böyle olacaktır. Burada yine her oyunda olan limanları görüyoruz. Yine bir liman var. Limanın etrafında botlar geziyor. Zaten çok yorumlanacak bir şey yok burada. Burada da yine spor arabaları görüyoruz. Öndeki araba, arkadaki araba videosunu çekiyor. Yukarıdaki tabelalarda Vice City Airport yazıyor. Yani havalimanında. GTA Vice City havalimanında burada var. Şunu fark ettim ben bu arada bu kendi yorumum. Oyunun gece hayatı gündüz hayatından çok daha güzel olacak. Orası kesin. Yani gece olan görüntüler gündüzden çok daha güzel duruyor bence. Ben çok daha güzel duruyor bence. Devam ettiğimizde hemen ilk saniyede durduralım tekrardan. Direkt ilk saniyede Lowrider tarzı araçlar görüyoruz. Modifiyeli araçlar. Sağda gördüğümüz yeşil araba eski GTA oyunlarında olmayan yani benim tahminim böyle Chrysler 300C'ye benzettim ben. O da oyuna yeni ekleniyor. Yeni arabalarda olacak diye düşünüyorum. Onun dışında diğer Lowrider arabaları zaten eski oyunlarda da vardı. Ve şuranın içerinin canlılığına bir bakın. İçerisi şu anda zaten yine burası da kalabalık. Her yer kalabalık bu oyunda. Ben onu çözemedim. Cidden her yer kalabalık. Böyle canlı bir şey yapıyorlarsa cidden çok iyi olacak. Burada yeni bir araba görmek de, Burada yeni bir araba görmek de iyi oldu. Çünkü bundan önce gördüğümüz görüntülerin hepsinde hep eski GTA oyunlarındaki arabalar var. Aynı modelleri güzelleştirip de sunmuyorlar yani. Yeni arabalarda da ekliyorlar tabii ki. Burada bir gece kulübü, dis tarzı bir yer var. Zaten az önce demiştim oyunun gece hayatı büyük ihtimal çok güzel olacak. Burada da gece hayatını sevenler varsa bu görüntüler hoşuna gitmiştir zaten. Burada çok yorumlanacak bir şey yok. Burada tek yorumlanacak bir şey var. O da yine az önce bahsettiğim bu kadar dar alanda bu kadar kalabalık insan nasıl oluyor? Ya bunun optimizasyonu nasıl olacak? Ama bu firma Rockstar olmasa büyük ihtimal herkes şüpheci yaklaşırdı ama Rockstar olduğu için bir şekilde halletmişler demek ki. Bu sahneyi de tekrar durdurdum. Burada da karakterin yüzünün detaylarına bakmanızı istiyorum bir. Adamın dişlerine kadar, altın dişlerine kadar her detay var. Bütün karakterlerin yüzü falan bu kadar detaylı olacaksa o da çok çok güzel. Sağdaki adamın zaten sakalları bile bol bol detaylı yani. Burada tekrar durdurdum. Burada zaten çok kişinin Miami'de bildiği bir ada var. Şu evi zaten bilmeyen yoktur. Onu da geçtim. Sağda bir yat var. O yat değer sürülebiliyorsa çok iyi cidden. Yani büyük deniz araçları da var. Ama GTA 5'teki gibi sabit bir yat da olabilir. Bu görüntüden yine gece görüntülerinin çok güzel olduğu anlaşılıyor. Tekrar ilerletelim. Bu sahnede durdurun. Bu sahne güzel. Burada çünkü bayağı bir spor araba var. Neler olacağını görebiliyoruz az çok. Kırmızı bir araba var. Onu zaten bilmeyen yoktur. Karbonizar. GTA 5'te vardı ve sokakta da görülebiliyordu. Bilmeyen büyük mal yoktur. O arabayı tekrar buraya eklemişler ama bunun olması biraz bana garip geldi. Çünkü direkt aynı model, aynı arabayı tekrar buraya koymuşlar. Yani yeni bir yükseltme ya da geliştirme yok. Böyle eski model arabalar da olacak büyük ihtimal. Arkasında da Porsche'ler, Ferrari'ler falan var. Bunlar tamam yine güzel. Ama o karbonizarın rengi bile her şey aynı. Direkt aynı araba buraya gelmiş. Tabi yeni arabalar da olacaktır az önce demiştim. Ama Eski arabaları da koyuyorlar. Altta bir tane kaldırımda oturan bir homeless var. O da işte yine GTA'daki dilencilerden. Yine arkaya baktığımızda biraz uzaklara baktığımızda orada Ocean View Hotel var. O da GTA Vice'deki hepinizin bildiği o otel. O da değişmiş. O kadar uzağa göremiyoruz ama zaten caddenin değişiminden ne kadar değiştiği belli. Bu caddenin eski fotoğrafını bulabilirsem koyarım. Yani çift şeritli bir caddeyken şimdi kocaman bir cadde olmuş. Bayağı bir detaylanmış oyun. Tek tek arabaların markalarını falan saymayacağım. Zaten bilenler, ilgisi çekenler ona bakıyordur şu anda. İleride bir korvet falan var. Tekrar durdurdum. Yine GTA 5'lik Night Club'lar var. Burayı tekrar bir yorum yapmayacağım. Hızlıca geçiyorum. Bu sahne durdurdum. Bu sahne benim oyunda en çok ilgimi çeken sahne. Çünkü cidden deniz falan çok güzel duruyor. Oyunun renkleri çok güzel. Yani GTA 4'teki böyle loş bir hava yok. İçinize bunaltacak bir hava yok. Güzel, canlı bir hava var. Burada yorumlanması gereken birkaç şey var. Soldaki kargo gemisi hareket ediyor ki GTA oyunları hiçbir kargo gemisi hareket etmiyor. Bu kar gemisini sürebileceğimiz anlamına da geliyor olabilir. Çünkü ETA'da bir şey hareket ediyorsa büyük ihtimal sürülüyordur. Bir yapım aşamasında köprü görüyoruz. O da Red Dead Redemption'daki gibi oyun ilerledikçe yapımı tamamlanabilecek şeylerden birisi olabilir. Ve bir sürü tekne görüyoruz. Bu teknenin çoğu da hareket ettiği için onlar da sürülebilir. Sağda bir tane daha büyük bir tekne var. O da hareket ediyor. O büyüklükteki yatları da sürebiliyorsak cidden oyun deniz konusunda çok ilerlemiş. Zaten klasik bir haber çıkmıştı. Çoğunuz duymuşsunuzdur. Sadece su mekanikleri için yeni işe alımlar yapmıştır Axtar. Ki herkesin bildiği şey de vardır. Oyunda surf de olacak deniyordu. O da 90 9 olur. Deniz konusunda kendini cidden çok geliştirmiş bir oyun olacak GTA 6. Orası kesin. İlerletelim tekrardan. Burada yine ana karakterimiz Lucy'yi görüyoruz. Zaten bu ekran görüntüsünü hepiniz biliyorsunuzdur. Şu an GTA 6 trailer'ı çıktığından beri en çok etrafta gördüğünüz fotoğraf bu olabilir. Çoğu videonun thumbnail'ı falan da bu. Bu ana karakterimiz Lucy oluyor. Burada bir evin üst katındalar. Bu da demek oluyor ki evlerin içine girebileceğiz ve böyle üst katına kadar çıkabileceğiz. En azından bu çoğu ev için geçerli olacaktır büyük ihtimal. Arkadaki şehir manzarası da zaten canlılığı gösteriyor bayağı bir. Şuraya kadar olan bir yorum daha söyleyeyim bu arada. Çoğunuz fark etmişsinizdir. Buraya kadar izlediğimiz görüntülerde siyahiler çoğunlukta bu da zaten gerçek hayatta olduğu gibi Miami'de daha çok siyahiler yaşıyor. O yüzden fragmanda da bol bol siyahi var. Yani neredeyse beyaz insan çok daha az. Beyazlar çok daha az ya da melezler. O da Miami şehrinden dolayı oluyor. Bunu da oyuna yansıtmışlar. Harbiden oyunda daha fazla siyahi var. Tekrar ilerletelim. Sonra gelen görüntülerde burada artık yeni bir mekanik görüyoruz. Oyunda sosyal medya tarzı bir şey var. Artık bunu Instagram Reels mı dersiniz? TikTok mu dersiniz? Aynı ona benzeyen bir temada kısa kısa görüntüler var. Burada bir tane dayı artık yatta da partim veriyor. Bir şeyler yapıyor. Nasıl yorumlamak isterseniz hızlıca geçiyorum burayı. Sonraki görüntüde evin havuzundan timsah çıkarılmaya çalışılan bir görüntü var. Burada da çoğunuzun aşina olduğu o klasik Amerika'daki sokak kapatılarak yapılan driftler, yarışlar falan onlardan birisi var. İlla ki Reels'da falan ya da internette bir yerde karşınıza çıkmıştır. Böyle Amerika'da sokak kapatıp da ortasında işte arabayla drift atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, eğleniyor insanlar. Bunu oyuna da eklemişler. Onunla da böyle bir şey yapabileceğiz ya da bununla ilgili bir event görevi falan bir şeyler olabilir. Ya da bunlar bir gang tarzında bir şey de olabilir. Oyunda her türlü çeteler olacaktır. Bu da o çetelerden biri olabilir. Tekrar ilerlettim. Ki bu arada drift mekanikleri de güzel duruyor. Sonraki görüntülerde bir mağazaya giren timsah var. Bunu da artık nasıl yorumlamak isterseniz. Sonra burada Önemli bir görüntü var. Bir polisin body cam'ini izliyoruz. Yani göğsündeki kamerayı izliyoruz. Bu da demek oluyor ki oyunda büyük ihtimal fPSte olacak. Yani first person'dan da oynayabileceğiz. GTA 5'ten sonra zaten bu oyunda first person olmasa o garip olurdu. Yani %99 first person'da oyunda var. Bu da onu ifade eden görüntülerden birisidir büyük ihtimal. Burada da arkada off-road sevenler için güzel bir yer var. Oyunda off-road mekanikleri de çok fazla olacağını düşünüyorum. GTA 5'te bile benim için bol bol vardı. Hatta kanalda bir sürü off-road videosu da çekmiştik. Oyunda çok bir off-road mekaniği olmasa bile. Biz yine yapabilecek bir aktivite buluyorduk. GTA 6'da buna çok çok daha fazla yer vereceklerdir. Burada gördüğümüz de bu arada yine bir çete tarzında olabilir. İnsanlar burada yine takılıyor. Bunu da geçtim. Arkada bu arada gördüğümüz bir araba var. Sandking King x -Large. GTA 5'teki en sevdiğim offroad arabalarından biridir. Onu bu oyunda da eklemişler. Burada yine bir polis kovalamacısı görürüz. Gördüğümüz soldaki karakter de oyundaki erkek karakter Jason. Burada bir kaza sahnesi görüyoruz. Benim anladığım kadarıyla oyunun etrafının dağılabileceğini göstermeye çalışmışlar. Yani yıkılabilen yerler var. Ve kaza mekanikleri de şu anda gerçekçi duruyor. Yine ilerlettim. Burada haber kanalı tarzı bir şey var. Yine çetelerden birisi olduğunu düşünüyorum ben. Burada yine bir çete var. Burada motor çetesi var. Bundan zaten birazdan bir görüntüde daha bahsedeceğim. Bu görüntüde zaten motor ile ilgili bir haber var. Oyunda böyle farklı farklı çeteler olacak yine. Bütün GTA oyunlarında vardı. Bunda da var. Bunda da es geçmemişler. Burada oyunun ana karakterlerini bir arada görüyoruz. Lucia ve Jason. Arkada bir şey dikkatimi çekti. pis Wazer var arkada. O da zaten çoğunuzun diğer GT oyunlarından bildiği oyunun bira markası. Burada yine bir araba mekaniği. Bu arabada eski GT oyunlarında vardı. Yine ana karakterleri görüyoruz burada. Bir soygun yaparken görüyoruz şimdi de. Bu soygun sayesinde sonunda direkt logoyu görüyoruz. Logo bilmiyorum dikkatinizi çektim ama internette yıllardır gezen GT6 logosu vardı ona çok benzer. Yani harbiden aslında yıllardır logonun nasıl olacağı belliymiş gibi geldi bana. Ya da ben benzettim emin değilim. Ama cidden o etrafta falan gördüğümüz GTA 6 logosunun aynısı. Bu da böyle bir detay bu arada fragmanda Lucia karakterinde bir takipçi yazısı görüyoruz bileğinde. Bu da oyunda Lucia karakterinin yapabileceği şeyleri kısıtlayabilir. Belki harita dışına çıkamaz. Ya da çıktığında polis gelir falan filan. Bu şekilde bir detay da var. Onu da bahsedeyim. Ondan sonra da artık zaten fragman bitiyor. Fragmanın sonunda da zaten 2005'te geldiği yazıyor. Büyük ihtimal bir aksilik olmazsa... 19.09 2025'te oyun çıkar. Bu kadar büyük beklenti olan bir oyun ertelenir mi? Bence ertelenmez. Çünkü cidden büyük bir beklenti var. Ertelerlerse tepki alırlar. Ama tabi bu Rockstar. Adamlar tepki alsa bile her türlü satacakları için kafasına buyruk hareket edebilirler. Bu fragman hakkında diyeceklerim bu kadardı. Cidden konu GTA 6 olunca boyut bambaşka oluyor. Herkesin şu an ilgi odasında bu var. Ben de bunun hakkında bir video yapmak istedim. Eğer yeni detaylar gelirse yeni detaylar hakkında da isteğiniz varsa bir video yapabilirim. Çok doğaçlama bir video oldu. Aynı kelimeleri tekrar etmiş olabilirim. Çünkü genelde bu sahnede bu sahnede falan hep aynı kelimeler kullandım. O yüzden videonun akışında sorunlar olmuş olabilir. Güzel bir şekilde anlatabilirsem ne mutlu bana. Çok da uzatmadan videoyu bitireyim. Kısa bir video oldu. Ama zaten fragman 1,5 dakika. 1,5 dakikalık bir fragman ancak bu kadar yorumlanabiliyor. Eğer bu videoda bahsetmediğim ve sizin fark ettiğiniz detaylar varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer önemli detaylar varsa bunları yorumlar kısmına sabitlerim. O yüzden Fark etmenin detayları da yazabilirsiniz. Bu videoluk da bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza herhangi bir şey takıldıysa yorumlarda belirtmeyi, kanalda yeniyseniz ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.